Değerli hemşerilerim, sevgili Malkaralı, 2009 yılında dönemin ilçe başkanı Sayın Ali Şeker ve belediye başkanı adayı Sayın Semret Gülcivan'ın davetiyle doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım kent olan Malkara'ya hizmet etme sevdasıyla aktif olarak siyasete başladım. 2009 yılındaki yerel seçimlerden sonra 2010 yılında yapılan ilçe kongresinde 4 yıla yakın bir süre Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak gerek genel seçimde gerek referandumda Malkaralı hemşerilerime doğru bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Ekip arkadaşlarımızla beraber 2014 yılındaki yerel seçimler hazırlanırken dikkatimizi çeken acı bir gerçeği bu akşam sizinle paylaşmak istiyorum. 1989 yılındaki seçim broşürlerini çok net hatırlıyorum ki ben 9 yaşındaydım 1989 yılında. 1989 yılından 2014 yılına gelene kadar Malkara'da açılan, kapanan, yeni açılan, kapanan tüm siyasi partilerin, tüm adayların aşağı yukarı 30 yıllık seçim broşürleri ne yazık ki birbirinin aynıydı. Bu seçim broşürlerinde özet olarak Malkara'da otogarın D100, D110 karayolunun yanına taşınacağı, kapalı pazar yeri ihtiyacı olduğu, modern bir mezbahaya ihtiyaç olduğu, Hacivat Mahallesi'ne düğün salonu yapılacağı, altyapı sorunları ve modern caddeler, modern bir şehirden bahsediyor. Malkara'nın hak ettiği yatırımları alamayan bir ilçe olmasının, durağın hatta gerileyen bir ilçe haline gelmesinin en somut kanıtı olarak 30 yıldır aynı vaatlerle hemşerilerimizin karşısına çıkılması en büyük kanıtıydı. Bizler göreve geldiğimizde 30 Mart 2014 tarihinde Malkaralı hemşerilerimizin teveccühüyle Malkara'da bizler Tekirdağ'da Kadir Albayrak Başkanımız göreve geldiğinde ateşten bir gömlek giydiğimizin yeni yapılanan Büyükşehir ve yeni yapılanan Malkara Belediyesi'nin içinde bulunduğu zor şartların hepsinin bilincindeydik. Ve bunları göz önüne alarak acil, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli eylem planları hazırladık. Fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim. 30 Mart akşamı hemşerilerimizin teveccühüyle göreve geldik. Bize daha görev tebliğ edilmeden 1 Nisan sabahı Malkara'da çalışan iş makineleri Malkara'yı terk etti. Bütün hemşerilerimiz bunun canlı şahididir. Bu da karşımızdaki rakip siyasi partinin 5 yıl boyunca bize yaklaşımının ne olacağını ve Malkara'ya yaklaşımının ne olacağının en somut kanıtıydı. Göreve geldiğimizde 4 mahalleye hizmet eden refleksleri, altyapısı, teşkilatı, personeli 4 mahalleye göre hazırlanmış, maddi ve bazı manevi sorunları olan bir belediye devraldı. Kısa bir sürede hızlı bir adaptasyon süreciyle Büyükşehir Belediye'mizin bizlere verdiği destekle refleksleri güçlü 77 mahalleye hizmet edebilen, 77 mahalledeki sorunlara müdahale edebilen, yatırım yapan bir belediye haline geldik. Bizler göreve geldiğimizde üstünde durduğumuz en büyük konulardan birisi Malkara'da, küçük yerlerin genel hastalığıdır, Malkara'da dedikodu kültürünü bitirip hemşerilik bilinciyle iletişim kültürünün oluşmasıydı. 1000 günde 30 yılda gerçekleştirilemeyen vaatleri gerçekleştirmeye başladı. Bugün Malkara'nın girişine baktığımızda otogar inşaatımız bitmek üzere, inşaatımız tamamlanmış, çevre düzenlemesi bittiği gibi hizmete girecek bir şekilde, hazır bir şekilde otogar inşaatı 30 yıllık vaat gerçekleşmiş somut olarak Malkaralı hemşerilerimizin karşısında. Yine bugün bizim gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenle eğitim görebilecekleri 21 derslikli ortaokulumuz Tekirdağ Büyükşehir'in büyük katkılarıyla bitmiş bir vaziyette somut olarak Malkara'da hemşerilerimizin karşısında. Modern caddelerin sözünü vermiştik, Şehitlik Caddesi'yle başladık. Trakya'nın göz bebeği bir proje haline geldi. Hürriyet Caddesi'yle devam ediyoruz. Kısa sürede Hürriyet Caddesi de bitecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Kasım'da iadesi yapıldı. 14 Kasım Velinönü Caddeleri, Uzun Köprü eski adıyla yeni adıyla Şehit Selim Ural Caddesi kısa bir zaman içerisinde hava koşulları müsaade ettiği sürece Mart ayı gibi başlamayı düşünüyoruz vatandaşlarımız mağdur olmasın diye. Yağmur suyu kanalları yapılarak asfaltı ve kaldırımları değiştirerek Malkara'nın prestij caddesi olarak Malkaralı hemşerilerimizin hizmetine sunulacak.
Ana arterlerde asfalt yol çalışmalarımız olmuşken Malkara'da 150 bin metrekareden fazla parke taşı ara sokaklarla köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizde Malkaralı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Yine seçimlerden önce verdiğimiz en önemli sözlerden birisiydi. Bugün Kadir Başkanımız meclisimize katıldı. Yarın destek hizmetlerine gidiyor. Kısa bir süre içinde, sanıyorum önümüzdeki haftanın ortalarına kadar iade tarihi belli olacak. Türkiye'nin ikinci büyük kombine tesisinin yaklaşık 55 dönüm üzerinde 8 binadan oluşacak. Ana binası mevcut otogar binasının 10 katı büyüklüğünde olacak. Türkiye'nin mevcut ikinci en büyük kombine tesisini Malkara'ya kazandırmanın gururuyla sizlerin karşısındayız. Pazar yeri projemiz hazır. Bugün mecliste görüştük. Nisan ayına kadar pazar yerimizin de temelini atıyoruz. Hacivat Mahallesi'ne 30 yıldır verilen söz, Hacivat Mahallesi'ne kapalı düğün salonuydu. Bizler belediye akademisindeki aldığımız başarılı performansla sadece düğün salonu olarak değil, aile yaşam merkezi olarak oradaki hemşerilerimizi hayata kazandıracak bir projeyle Hacivat Mahallesi'ne verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Sulama projelerimiz var dedik Malkara ile ilgili. Çınaraltı Mahallemize Büyükşehir Belediye'miz 3 milyon lira eski parayla, yeni parayla 3 milyon lira harcayarak kapalı sistem sulama projesini hayata geçirdi. Ve aynı zamanda Trakya Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız destekle Çınaraltı Mahallemizdeki enerjiyi, elektrik enerjisini güneş enerjisinden karşılayacağız. Yine üreticimize yem bitkisi, arı kovanı gibi birçok desteğimiz oldu. Üreticimizin yanında olmaya, üreticilerimize destek olmaya görevimizin sonuna kadar devam edeceğiz. 2016 yılında yaklaşık 150 kilometre saki kaplama, RCC beton ve sıcak asfalt köy yolunu Malkara'da hemşerilerimizin kullanımına sunduk. 2017 yılında yapılacak yatırımlarla Malkara mahalleleri arasında ulaşım sorunu olmayan bir yerleşim merkezi haline gelecek. Bakın biz hükümetimizin Malkara yaptığı yatırımlarla gurur duyuyoruz. Bugün belediyenin tahsis ettiği arazinin üzerinde hükümetimiz bir huzur evi inşaatı başlattı. Yakında açılışı yapılacak. Bununla gurur duyuyoruz. Yine hükümetimizin karayollarındaki çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Hastane inşaatıyla, yeni yaptıkları SGK binasıyla gurur duyuyoruz. Fakat bu arkadaşlarımızın da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, Malkara Belediyesi'nin kendimize kazandırdığı yatırımlarla gurur duymasını istiyoruz. Bizler artık Malkara'da 30 yılı kaybettikten sonra kaybedecek vaktimizin olmadığını, karalama siyasetinin bitip hizmet yarışında el ele yarışıp hemşerilerimizin karşılarına çıkacağımız günleri bekliyoruz. Ben görev süren boyunca öncelikle bu göreve gelmemizi sağlayan tüm Malkaralı hemşerilerime, oy veren oy vermeyen ayırmadan tüm Malkaralı hemşerilerime, görev sürenle bir aile gibi çalıştığımız Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne zaman zaman aile içinde olacak tatlı tartışmalarımız da olsa bizlerden desteğini esirgemeyen, bizimle birlikte diğer ilçelerin muhalefet ettiği konularda bile Malkara'nın yanında duran Büyükşehir Belediye Başkanım Tekirdağ Kadir Abisi Sayın Kadir Albayrak, tabii siyasetin zorlukları da var. Bu zorluklara benimle birlikte katlanan aileme ve birçok anda yanında olamadığım için onlardan özür dileyerek teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten zor zamanlarda yaşadım. En önemlisi de tekrar Malkara'da yaşayan 53 bin hemşerime, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Malkara'ya gelecek yatırımlar için, Malkara'ya yapılacak yatırımlar için destek olan tüm meclis üyelerime tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine, devrimlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin anlı şanlı bayrağımla olan inancımla, bağımlılığımla hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Basın bu kadar sizi kutsal alalım.